Vatandaş sana her şeyi verdi. Ama artık elinde kalan son yetkileri de sana vermek istemiyor. O yüzden ben bu referandumda hayır çıkacağı konusunda kuşkum yok. Anayasa değişiklik tasarısının Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda baraj olan 330 oyun üzerinde kabul edilerek görüşmelerin sona ermesinin ardından Bolu'ya gelen Cumhuriyet Halk Partisi Bolu Milletvekili Tanju Özcan, referandumdansa bu tasarının onay alamayacağını söyledi. Vatandaş diyor ki, ey Tayyip Erdoğan, bugüne kadar diyor, 15 yıldır diyor, hatta İstanbul Belediye Başkanlığından başlayarak 20 yıldır diyor, ne istediysen biz sana verdik. Belediye başkanlığı istedin, belediye başkanlığı. Tek başına iktidar istedin, tek başına iktidar. Cumhurbaşkanı olayım dedin, cumhurbaşkanı oldun. Saray istedin, saray yaptın. Ne istediysen bu toplum sana verdi. 15 yıldır tek başına iktidarsın. Çıkartamadığın, isteyip de çıkartamadığın bir tek kanun yok. İsteyip de yapamadığın bir tek şey yok. Eleştiriler aldın, olmaz bu yanlış dedin. Ama istediğin her şeyi yaptın. Hata yapınca başkalarına attın topu. Çok sıkışınca kandırıldım dedin. Her şeyi yaptın. Vatandaş sana her şeyi verdi. Ama artık elinde kalan son yetkileri de sana vermek istemiyor. O yüzden ben bu referandumda hayır çıkacağı konusunda kuşkum yok. Özcan, önümüzdeki günlerde referandum sürecinde rahat propaganda yapılmasına izin verilmeyeceğini söyledi. Mecliste saraydaki bir kişinin menfaati için 80 milyonun aleyhine olan düzenlemeleri ölümüne, ölmeyi ve öldürmeyi göze almış şekilde çıkartmaya kalkanlar yarın bu referandum sürecinde de rahat propaganda imkanı vermeyecekler. Halka bildiklerimizi, kaygılarımızı anlatmamıza izin vermeyecekler. Biz bunun farkındayız. Zor bir süreç olacak. Meclis'te anayasa görüşmelerinin devam ettiği sırada Cumhuriyet Halk Partisi'nin HDP ile yine el ele verdiğini söyleyen Adalet ve Kalkınma Partililerin algı operasyonu yaptıklarını ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin değil Adalet ve Kalkınma Partililerin terör örgütleriyle kol kola girdiğini söyleyen Özcan, Adalet ve Kalkınma Partili siyasetçilerin kaypak olduğunu ifade etti. Tamamen bir algı operasyonu. Cumhuriyet Halk Partisi hiçbir zaman ne HDP ile ne de başka bir siyasal partiyle birlikte iş tutmuş. Böyle bir şey yok. Ama AKP yeri geldi, çözüm süreci dedi. HDP ile PKK ile el ele sokaklara indi. Menfaatler çatıştı, çıkarlar değişti. Bu sefer MHP yönetimiyle, tabanıyla demiyorum, el ele verdi. Yani AKP'nin hiçbir ilkesi yok. O anlamda bugün teröristle masaya oturur, yarın teröristle mücadele edeceğim der. Bir gün IŞİD'e öfkeli çocuklar der, öbür gün dünyanın en tehlikeli örgütü ilan eder. Uzun yıllar FETÖ ile yol yürür. Ondan sonra menfaat çatışması olunca kandırıldım, bunlar teröristmiş der, işin içinden çıkmaya çalışır. Kaypak siyasetçi bunlar, AKP'de siyaset yapanlar. Dolayısıyla Cumhuriyet Halk Partisi hiçbir zaman terör örgütleriyle kol kola olmadı. Terör örgütlerine destek veren de hiç yan yana durmadı. Ama AKP bunların hepsini yaptı. Şimdi de bütün bunları yaptığı halde yüzsüzce başkalarına bu suçu yüklemeye çalışıyor. Özcan, kirli pazarlıkların, gizli müzakerelerin nasıl yürütüldüğünü halkın görmesi için Öcalan'ın İmralı Notları adlı kitabını çoğaltıp Bolu'da dağıtacağını söyledi.